Konuşmak ister misin? Hayır. İyi o zaman. Ben çıkıyorum. Deli ediyor beni, deli. Sonunda. Daha dün ona metiyeler düzdüm. Ha Arzu, ne kadar olgunlaştım, ne kadar harika oldum, ne kadar doğru kararlar veriyorsun. Ama ne oldu? Üzerinden 2 saat geçmedi. Hayatının en çocukça, en salakça kararını vermeye kalkmıştın. Oo, mücveler de pek güzel olmuş. Eline sağlık, ben kaçtım. Bu kız! Adam! Olmayacak! Olmayacak! Hayatım, hayatım bak. Bence yapman gereken... Dilek! Bence yapman gereken önce... Önce bu mücverleri bu lavabonun içinden çıkarman. Çünkü biraz sonra lavaboyu kullanacaksın ve su taşıyacak her tarafa. Sonra da... Sen sus Faruk. Tabii size göre hava hoş Faruk Bey. Nasılsa siz Arzu'nun her zaman gitmesini istiyordunuz değil mi? Artık zil takıp oynarsın ortalarda. Hiç düşünüyor musun Faruk? Bu kız bir ay sonra sersefil olmuş. Geri döndüğünde eskisinden 1000 beter. O zaman ne olacak? Ya ne olacağı var mı? Bir ay kafa dinlemiş olacağız. Sen geç bakalım dalgalı, geç. Geç. Akşam yemeğinde sana... Mücver falan yok. Dilek, bak bana kalırsa senin Arzu'ya sinir olmanın sebebi... ...onun çocukla davranması değil, senin ona... ...senin ondan istediğin gibi davranmaması. Ya belki de Arzu'nun istediği bu. O kendi içinden geldiği gibi yapıyor. Kusura bakma Faruk. Ama şimdi burada lafı şirinleştirmek için zaman harcayamayacağım. Bazen çok fena zırvalıyorsun. Bana bak. Sen de bazen pilavın demini tutturamıyorsun. Senin bu söylediğin var ya... ...benim sana söylediğimden 1000 beter. Değil akşam sana mücver, yemekte su yok, su. Ya Dilek, biraz fazla aşırı tepki vermiyor musun? Hayır vermiyorum, bu benim her zamanki halim. Sen her zaman sarımsağı sadece döverdin. Ama şimdi tekme tokat girişti. Sarımsaklar sert. Ben ne yapayım? Hayır diyelim ki ben aşırı tepki veriyorum. Sen niye hiç tepki vermiyorsun? Öyle duruyorsun. Her zaman kızsan bile Arzu'nun şu kadarcık kılına zarar gelsin istemezsin. Herkesten önce onu sen korursun. Şimdi hiçbir şey yapmıyorsun. Oh, kız almış başını 50 adamının peşinden Japonya'ya gidiyor. Senin umurunda değil. Evet, umurumda değil çünkü Arzu'nun Japonya'ya falan gideceği yok. O her zamanki o aptalca oyunlarından birini oynuyor. Japonya'ya gidecek olan adam gider bir uçak bileti alır. Sonra eve gelir, valizini hazırlar ve gider. Hayır, o öyle yapmıyor. Gidiyor bir Japon kimonosu giyiyor. Sonra yüzünü Japonlar gibi beyaza boyuyor. Sonra eve gelip böyle çubukla patlamış mısır partisi veriyor. Bütün bunları sana inat olsun diye yapıyor. Çünkü sen ona hani aferin... ...olgunlaşıyorsun, değişiyorsun dedin ya, onun için sana inat. Ve kim bilir başka ne dedin kızı delirtecek? Dedin mi? Aferin, bana benzemeye başladın dedim. Bugün bütün gün odasından çıkmadı o. Demek ki gidip benim ondan söylediklerimden dolayı özür dilememi bekledi. Ay haklısın galiba Faruk. Hadi o zaman. Ben geç kaldım. Hemen çıkmam lazım. Faruk, bu arada kızın sabah burada ne yaptı biliyor musun? Hayır.